Orhan Bey. Deniz Hanım geldiler. Bak adamlar göz gözle, göz göze bakıyoruz. Deniz Hanım geldiler. Yani Deniz Bey buyurdu dedi, yolladı. Başka bir sefer tekrardan Orhan Bey'i ziyarete gittim. Bu sefer adam beni herhalde tanıdı. Deniz Hanım buyurun dedi. Geçtim. Bak kusura bakma, gerçekten Orhan'a çok erittim. Eve ulaştım. Kalbim böyle gümbür atmaya başladı. Ulan dedim, benim kalbim niye sağ tarafta atıyor? Meğer mikrofon sol elimde kalmış, hemen sağ elime geçirdim. Yapma ş- Az önce orada bir sandalye kırıldı da o an kaydı yalnız. Rönesans'tan falan ben arkada Ali abiyi gördüm, böyle çay içerken şöyle oldu. Ay! An kaydı. Arkadaş kaybolmuş olabilir bu arada, hani düştü. Hani seyirci nasıldı? Abi seyirci yıkılıyordum ya, var ya nasıl gibi o konuşulabilir. 3'e kadar sayıyorum. 1 dedi, çat diye çekti. Benim gözler karardı o sırada zaten. Ben bakıyorum. Yani tam çekememiş. Kıllar böyle sarılmış bedenine. Bırakmayın! İnanılmaz bir şey. Çekti. Ben ağlıyorum. Çekti. Ağırdı. Beraber falan çekmeye böyle başladık. Abi bitti. Bak benim gün yüzü görmemiş. Bebek gibi, bebek topusu gibi. Narin, pamuk, sülteni. Affedersiniz. Yolunmuş maymun götüne döndü ya. Ya böyle... Nereyi kararsam var, hani böyle modern sanat tablosu gibi, böyle Türkçe dalak barbeleriyle yapılmış tablo gibi. Mor, kırmızı, siyah. Yani acıdan artık ölüyorum, öldüm bittim. Kadın bana hala laf sokuyor. Ben 20 senedir bu meslek yapıyorum. Bu kadar kıllı görmedi ben diyorum. Abla diyorum, bari hani moral bozma. Erkek adam ağlamaz, nah ağlamaz. Siyah noktayı göreceği kadar ben hafifçe sıyırdım benim pantolonu. Doktor bey attı. Öyle değil dedim. Çat diye. Sonuna kadar. Ecem senin fikrin gecikti, niye gecikti? Sen acele etme, senin daha 3 gün var. Retina senin, bir dakika. Tam şu an olmuş olman lazım, bak nasıl gecikti. Oldu mu? Ah, pek de bak. Böyle tedarik sağlıyordum artık. Bu dedi hiç önemli değil. Ormanda eşek gördüm. Eğer konuşa kandırabilirsem eve getireceğim. Hala imkanı olsa yine eve sokar. Ondan beri sağlığı sürdü bize. O kadar doğal bir kimyesi diyor.